Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün nasip olursa Nahiv kitabımızın ikinci cildinin son konusunu işleyeceğiz. Son konu El Esmaul Hamse 5 isim. Bu 5 isim özellikle özel bir irab olduğu için münferit olarak zikredilen konulardan bir tanesi. Dikkat edilirse basit, kolay bir konu. Bismillah diyelim ve kaide bölümünden başlayalım. el esmaul hamsetu Hiye, beş isim şunlardır. Ebu'n zaten baba demek, Ebu'n erkek kardeş, Ham'un e, kayınpeder veya Kek tarafından akrabalar içinde kullanılabilir. Fu ağız duğuda da sahip demek. Ve irabun hasun biha bunların yani bu beş ismin kendine özel irabı vardır. Fehiye esmaun bunlar isimlerdir. Turfa bil vav ile merfu olur. Ve tun sabı bil elifi elifle mansup olur. Ve tücerru bil ya'i, ya ile de mecrur olur. Yani irab basitçe bu. Ref halinde vav alacak. Nasb halinde elif alacak. Cer halinde de tabii ki ya alacak. Evet. Ve lâ buttame min tavâfir bâdı şurûti li tûraba bi Bu şekilde irap olunabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekir. Yani bu dediğimiz gibi ref halinde vav, nasb halinde elif, cer ya olabilmesi için bazı şartlarımız var. Onları zikrediyor kitabımız. Ve hiye şartlar şunlardır en tekune bilafsil müfret müfret olmalıdır. Yani bununla kasıt ebun kelimesinin çoğulu olmayacak diğerlerinde aynı şekilde. Öyle durumda normal cümledeki konuna göre irabını yapacağız. Müfret olacak yani. En tekune mudafeten ila gayri ya il mütekellim. Mütekellim yasından başka bir şeye muzaf olacak. Yani tek başına bu irabı almıyor. Çünkü Bakın şöyle tek başına olduğunda damme var hepsinin. Şunlarda mesela ehunda, hamunda. Şurada ikisinde vav e, var. Bu şekilde irap olabilmesi için mütekellim yasından başka bir şeye muzaf olacak. Mütekellim yası neydi? Mesela kalemin kelimesinde. Benim kalemim dediğimizde bir y ilave ediyorduk. Kalemi oluyor. İşte buna biz mütekellim yası diyoruz. Bunun dışındaki bir şeye muzaf olacak. Peki mütekil yasına muzaf olunduğunda ne oluyor? Bu durumda y tekerremiyası kendinden önce kesra kabul ettiği için galemi şeklinde bu durumda bu irap şekli düşmüş oluyor. 2 ile söyledik. Ama iza lem tevafer. idalem iza tevafer hadihi bu şartlar sağlanmazsa fetora bi irab el müfret müfret isim gibi irap olunur. Ref halinde damme yani malumunuz şu ebun ehun kelimesi nasb halinde fetha cer halinde kesr olacak. İze sünniyet hazi el bu isimler tesniye yapıldığında yani ikili yapıldığında Uribet dibet irab el irabını irabıyla irap olunur. Tesyenin irabını hatırlarsak ref halinde elifle nas ve cer halinde ye ile olur. Ev cumiat uribet irab el cemu. Eğer kendisi cem edilirse, çoğul yapılırsa ceminin irabını alır. Bakın şurada güzel bir tablo var. İşte bu isimlerin beş ismi müfredi, müsenna'sı, ikilisi, cemun, çoğulu gelmiş. Ebu'nun ebevani gelir. Dikkat edin. Bazen şaşırılabilir. Ebani gibi düşünülebilir. Ebevani, ebeveyn. Ebeveyn'den hatırlayın. Anne baba şeklinde. Ebevani de iki baba demiyoruz anne baba diye düşünüyoruz, tercüme ediyoruz. Abaun babalar. Ehun kelimesi ehavani tesniyesi, ehaveyni ihvetün şeklinde geliyor bakın. Hamun, hamavani, hameveyni hamuna, ahma şeklinde de çoğulları geliyor. Zu sahip demek. Baba, kardeş, kayınbirader veya kayınpeder olarak tercüme ederiz bunu. Zeva, zevey, zevu, zevi şeklinde. Bakın çoğulu da bu şekilde gelmiş olabilir. Fu, femani, femeyni, efvahun şeklinde Bunların ikilisi ve çoğulu yapılıyor. İza cumiat zu zu kelimesi çoğul yapıldığında tusbihu zevu zevu olur. Ve tekunu mülhakatın bi cemil müzekker bu durumda da cemil müzekkere mülhak olur. Yani mülhak demek ona dahil olur, onun hükmüne dahil olur demektir. Yani cemil müzekkerlerin hatırlarsanız Refali ne ileydi? Vav ileydi. Nas ve hali ye ileydi. Artık cem-i e mülhak kelimelerden kabul edilir. El müzekker salim tabii ki. Ey turfav bil yani vav ile merfi olur. Ve tun sabı ve tücerru bil yai ya ile de mansup olur ve mecrü olur. Ve şurada tatbik bölümümüz var. Şimdi esma Hamsa yani beş isim. Ebun, Şartlarımız iki tane müfret olacak. Yani tesliye ve çoğul olmayacak. yay ı tekellimden başka bir kelimeye muzaaf olacak. Muzaaf olma şartı var. yay ı olmayacak. Bu şartları sağlarsak iki şartımız. Törfe-u bil ve vav ile merfu olur. Diyeceğiz işte merfu Bilvavi bil diyeceğiz. Vav ile merfu sabu bil elifi elifle mansup olur ve tücerru bil ya ile de meşhur olur. Ebu, ehu, zu, fu, hamu şeklinde kullanılır. Bakın vav ile merfu olur. Eba, eha, za, fa, hama şeklinde mansup olur. Ebi, ehi, zi, fi, hami şeklinde de mecru. Tabi bunlardan sonra bir isim gelecek veya zamir gelir. İşte ebuhu, ebahu, ebihi şeklinde zamir de gelebilir, isim de gelebilir. Ebu Bekrin diyoruz değil mi? Evet konu anlaşıldı. Şimdi bir alıştırma yapalım. Kâne. Evet. Ne demiştik? Kâne'nin ismi neydi? Merfu olur. O halde kâne'den sonra gelecek olan şey kâne'nin ismi olacak, merfu olacak. Bizim Esma'il Hamse'miz ref halinde ne ile oluyordu? Vav ile oluyordu. O yüzden Ebu Bekir. Ebu Bekir evvele de kâne'nin bakın haberi mansub. Men saddaka Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nü ilk defa tasdik eden idi. İşte ma'tu ma'a. Ma'a zarftır. Ma'dan sonra gelen mecrur olur. Peki Esma'ül Hamse ne yapıyordu? Cer hali. Ye ileydi o zaman. Ma hamihi. Mesael hamisi. Perşembe akşamı kayınpederiyle bir araya geldim. Kayınpederimle bir araya geldim onun kayınpederiyle tabi işte ma ma onun kayınpederiyle artık kimse bilemiyoruz unsur yardım et zaten Emir hazır böyle geldiğinde zaten faili arkadaşlar gizli entedir o halde da merfu aramayacaksın boşlukta mansup arayacaksınız Exa ke nasbali de Elifle idi hatırlarsanız unsur exa ke ala hakkın hak üzere olduğu müddetçe kardeşine yardım et. Lebis lebis tu hizaa bakın tüfayil hizaa mefuy. Bundan sonra bir e, mecbur bir şey gelecek hizafet tamlaması yapmış. O zaman hizaa Evet. Zaten şuraya yayı koymuş. Ebi. Babamın ayakkabısını girdim. Fi hafli taharruş mezuniyet töresinde. Zaten yani böyle bir durumda bu örneği vermiş olması biraz sıkıntılı. izafet tanıması mecburdur ama yay mütekellime muzaf olmamalıdır demiştik e, ee, muzafir olduğu için zaten mecbur. Ya emir tekellimden dolayı da zaten mecbur oldu. Evet. La tüfsit bozma. Neyi? Ağzını bozma diyeceğiz. Fake bir kelam bir kötü sözüyle ağzını bozma. Üreydü en et sebe Seninle gitmek istiyorum. Lakin ehi la yesmahu kardeşim bana izin vermiyor. Evet. Ehi la yesmahu li. Evet. Burada zaten hani Y olduğu için şunu tercih etmiyorum. Yayı yani yazmış. O zaman B şıkkı diyeceğiz. Ama burada Y'yi yani tekellime mütekellime e, muzaf olduğu için zaten hükümden düşmüştür. Normalde mesela lakin neden sonra gelen zaten ismin nasp olacaktı mesela ahahu onun kardeşi deseydi o zaman ahahu diyecektik elifle mansup olacaktı peki burada da bakın kullanımlar var inne ebi benim babam zaten burada bakın ya'dan dolayı e, amel etmemiş normalde inneden sonra gelen ismi ne olurdu e, mansup olurdu. Zu innenin haberi merfi olurdu. Bakın burada kuralımız geçerli. Zu ra'in. Tabi kendisinden sonra bir kelimeye muzaf olacaktı bunlar. Musibin. isabetli görüş sahibidir. Benim babam şüphesiz benim babam isabetli görüş sahibidir. Zülmali. Bakın cümlenin başında mübtedadır Müktedalar merfi olur. Refal o zaman Esma'l-i Hamse'nin vav ile olacak. Taybe malihi malı sebebiyle yoruldu. Kâne ahuke veleden akilen. Ak Senin kardeşin akıllı bir çocuk idi. Kânen ismi merfi olur. Bakın ahu şeklinde merfudur. Refal-i vavdır. Çünkü Esma'l-i Hamse'dendir. Ehaza İbrahim'u hamiyye. İla müsteşfa hükümmingin İbrahim hami diyecekti. Yani bu hamiye şeklinde kullanım gerek yok. İla müsteşfa hükümmingin e, İbrahim kar, kayınpederimi devlet hastanesine götürdü. Zaten ye geldiği için amelden düşmüş. Gerek yok bu şekilde. Ecret tabi bu ameliyeten, cirahiyeten Lifi Zeynep'e Doktor cerrahi bir operasyon icra etti uyguladık. Neye? Lifi Zeynep'e. Zeynep'in ağzına. Bu da li harfi dolayı bakın y ile meşhur olmuştur. Lifi Zeynep'e. Evet şu ayet-i kerimeleri okuyalım. İnne Allah'a ye'muru bil adli vel ihsani ve ita izil kurba. Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, ihsan. Yakın akrabaya da vermeyi emreder. Şimdi burada konumuzla ilgili zi geçti. İta izil kurba. Şu zaten muzaf, kurba kelimesine muzaf olmuş. Peki bu niye ye geldi, mecbur geldi? Çünkü itanın Muzafir ne Muzafir ney? olduğu için e, Esma-ül Hamser'in de cer'ali ye' ileydi. Ve inne rabbeke ledu mağfiretin. Şüphesiz senin Rabbin insanlara linnâsi, insanlara mağfiret sahibidir. Züh'ü hatta şu e, tekit lağmıdır arkadaşlar. Züh'den önceki e, inne'nin bakın ismi rabbe kelimesi mansup olurdu. Lu ise innenin haberi olarak merfudur. O yüzden bakın vav ile gelmiştir. Mağfiretin muzafin ilektir zaten. Ala zulmihim zulmetmelerine rağmen. Ve inne rabbekelle le şedidul iqab. Şüphesiz senin Rabbin cezalandırması da şedittir. Tam bir dengeden bahsediyor bakın ayeti kerime. Yani insanların zulmetmesine rağmen Rabbin bağışlayıcıdır. Merhametini ifade ediyor biraz ümitlendiriyor ama diğer tarafta da cezalandırmasının olduğunu da ifade ederek bir dengeye getiriyor. İz qalu dediler ki le Yusufu ve ahuhu Yusuf ve onun kardeşi. Bakın ahuh burada merfudur. Bu zamirle muzaf olmuştur. Refali vav Dediler ki Yusuf onun kardeşi Binyamin yani bu ileyin ebine bizim babamıza daha sevimlidir. Minna bizden ve nahnu biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde şu vavu hali. Ve inne ebane lefi dalalim bi şüphesiz bizim babamız açık bir şaşkınlık içerisindedir. Evet. Ebane bakın inneden sonra eba kelimesi ebun kelimesi gelmiş na zamirine muzaf olmuş. Nasb elif ile. Burada da ila daha sonra gelmiş. Bakın ye ile. Cer hali ye ile. Felemma racau ila ebihim. Ne zamanki babalarına döndüler veya babalar döndükleri zaman Galu dediler ki ya ebane ey babamız. Bakın aynı kelime ebi, eba işte yani bu İrab bildiğimiz zaman bunlar bir anlam ifade ediyor. Aynı kelime ama birinde ebi, birinde ebu, birinde eba. İşte ref halindeki ebu olacak. Nasb halinde eba, cer halinde ebi olacak. Harfi cerimiz var. Cer olduğu için ebihim dedi. Ya Ebane burada nida harfinden sonra geldiği için mansup burada. O yüzden elifle geldi. Münea minnel keyluk. Bizden şey yasaklandı. Yani tahıl alıp almamız, ölçüp almamız bize yasaklandı. Fe ersil ahana. Bizimle beraber kardeşimize gönder. Ersin'in mesela mefulun bihi aha. Mansub olduğu için elifle gelmiş. Nektel. Biz de ölçüp alalım. Ve inna lehu Şüphesiz biz onu koru, koruyacağız. Gâle hel âmenukum aleyhi illa kemâ emintukum alâ ehîhi min gâblu. Daha önce kardeşi hakkında size güvendiğim gibi onun hakkında size güveneyim mi diyor Yakup Aleyhisselam. Fallahu hayrun hafiza şüphesiz Allah en hayırlı koruyandır. Ve huve erhamurrahim ve o en merhametli olandır. Burada da değerli arkadaşlar ala'dan sonra ehi yenmiş mecrur ye ile. Ve ca'u bi e, ab, abahum isha'en Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Eba burada mansup olduğu için bakın elifle. Ve ala Yusuf a. bu kardeşler Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Eba ileyhi kardeşini bağrına bastı kucakladı. Bakın nasb elifle geldi. Gale inni ene ahuke dedi ki ben senin kardeşinim. Ene müptede ahuke haber olduğu için merfu bil vav. Vav merfudur. Fela tebteis bima kanu yamelin. Onların yaptıklarından dolayı da üzülme. Evet, irabını da yapalım ve bitirelim inşallah. Ekramtu tu li linecahihi kardeşinin başarısı için kardeşine ikramda bulunduğum ekremtu fiil-i mazi mebni ala sükun bakın fiil-i mazidir sükun üzere mebni niçin Littisale bi ta fail olan ta bitiştiği için yani bizim fiil-i maziye te tu ti veya diğer işte fail konumunda olan zamiller bitiştiği zaman sükun üzere mebnidir hareket olmasa da Burayı cezimle okuyacağız. Ekrem tü. Ve peki bu ta nedir? Lamiru müttesilun. Muttasıl, muttasıl bitişik samirdir. Mebnidir. Mebniyun. Ve ve fi mahalli rafin failun. Mahallen merfu faildir. Ehake mefulun bih. Zaten mefulun bih. Mansubat listesindeydi. Mansubun. Ve alametun asbi el elif. Bakın normalde asli nasb alametimiz neydi? Fethaydı. Ama burada Esmalı hamsa olduğu için nasb alametimiz elif olacak. Li'ennehu minel esmail hamsa çünkü bu beş isimdendir. Peki bundan sonra gelen zaten bu şekilde irap alabilmesi için bir şeylere muzaf olacaktı. O zaman bu kaf zamiru muttasının bitiş muttası zamirdir. Mebni mebnidir. Fi mahalle cerrin muzafun ileyh mahalle mecrur muzafun ileyhtir. Di necahihi lam harfi cer zaten. Necahi ismin mecburun mecbur isimli ve alameti cerri el kesra cer alameti kesradır. El ha yani şuradaki ha li zamir zamirun muttasırun zamirdir. Mebnidir. Hi mahalle cerrin muzanfinley mahallen mecbur muzanfinleydir. Zira isimlere bitişen zamirler muzafın ileyh olur. Burada da bakın. Hazer raculu. Zaten bakın güzel bir isim cümlesi. Zu malin kesirin. Çok mal sahibidir. Bu haber olduğu için merfudur. Ref alameti vavdur. Sonraki zaten muzaaffin leyh olacak kesirinde onun sıfat olacak. Kötü sahilde mutluydum. Bir rüyeti ebi ki yani babanı görmek görmek görme sebebiyle mutluydum. Burada da izafet tamlaması olduğu için mecrur. Bakın muzafın lektir, mecrurdur. Aynı zamanda muzaftır. K'nin K'de muzafın lektir. Y ile mecrur olmuştur. Evet arkadaşlar. Böylelikle ikinci kitabı bitirmiş olduk. Yani her gün birer video izlersek Allah'ın izniyle daha ile ilgili problemimiz kalmaz. Ya çalışken dikkat edeceğim şeylerden bir tanesi de özellikle bu okuma parçalarında geçen veya çözdüğümüz örneklerde geçen kelimeleri ezberlemek, zihnimize yerleştirmek. Evet, üçüncü ilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.